FarmTürk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eski Çiftlik serisine kaldığımız yerden 9. bölüm ile devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün artık silaj yapacağız. Hani otları motları biçtik, ondan sonra halledeceğim. O silajlık misilleri bizim biçip stoklamamız lazım. Sezon bitesiye kadar, sezon bittiğinde hayvanları almak istiyorum. Daha nasıl alacağız bilmiyorum. Para tura da yok da. Alacağız işte bir şekilde arkadaşlar, yapacağız. Dediğim gibi silajlık mısır yapacağız. O değil de şuranın ışığı niye yanık kalmış öyle ya. Neyse yansın. Lafı söz uzatmaya gerek yok. Bir tane ekipman alıp geleceğim. Ben ekipman derken bir tane kürek alacağız senin arkasına. Oraya sıkıştırabilmek için mısır, küçük bir kürek alacağız traktörün arkasına. Ondan sonra silaj biçim işine başlayacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce gençler, aşağıda açıklamada ne diyorum ya? Kendi kendime salak salak koş başladım yine. Beyin gitti. Hemen aşağıdan abone ol butonuna basalım arkadaşlar. Videoları kesintisiz izleyelim sonuna kadar lütfen. Beğeni ve yorum atmayı kesinlikle unutmayalım. Aşağıda Instagram linkim var. Oradan beni takip edip Discord kanalımıza da katılırsanız sevinirim. Dedikten sonra Master Ferguson'u çalıştırdım ama şunu ayarı yapacağım arkadaşlar. Şu sesi hacmi bir %50 açacağım. %50 kalsın bak arkadaşlar. Şu sesi bir ayarlayamadım ya. Kendi sesimle traktörün sesi bastırıyor. Az kasıyorum, az açıyorum, kapatıyorum. Ters bir şeyler oluyor işte arkadaşlar. Öyle sıkıntılar yaşıyoruz. Dedikten sonra arkadaşlar ben mağazaya gideyim bir hemen. Oradan bir şey alacağız. Bunun arkasında şöyle bir kürek alacağım. O ne diyorlar ona? Biz kürecek diyoruz da buna. Kürek mürek diyorlar ona ama. Tesviye küreği. Aynen, tesviye küreği alacağız. Silajı üst üste yığabilmek için. L95'e silaj makinesi bağlayıp romorku da bağlayıp biçime başlayacağız arkadaşlar. Bununla da taşıma işlemlerini gerçekleştirip çiğneme işlemlerini gerçekleştirip Ferguson'la da. Bugün öyle olacak arkadaşlar. Silajımızı yapacağız yani. Bu bir bölümde biter mi bilmiyorum. İki bölüm mü sürer, bir bölüm mü sürer? Çünkü tek sıralı, iki sıralı mı, üç sıralı mı? Üç sıra makinemiz var. Üç sıra makinede bize şey yapabilir yani. Bu videoyu uzun uzun tutabilir. Mümkün olacak kısa kısa yapmaya çalışacağım. Bu silaj işi tek video sığar mı bilmiyorum ama başlayınca göreceğiz. Evet gençler, mağazamıza geldik. Hemen mağazadan bir küreğimizi alalım. Selamun aleyküm gençler. Şunu bir stoplayalım, bir pazarla oturalım. Nerede lan bu mağazanın girişi? Patron, hop, tık 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 tık. Kimse var mı? Yok aman, sizi satayım kimse ya. Oğlum, ey, büro diyor ama herhalde buradan gireceğiz. Ha, girdik. Selamünaleyküm. Abi bize ne lazım biliyor musunuz gençler? Birader bize bir tesviye küreği lazım ama nerede? Burada mı ki o? Dur lan. Burada değil mi tesviye kürekleri? Hey, nerede la bu? Burada değil. Düzleştiricilerde mi? Aa, bunu alacağız gençler. Üstü kapalı niye böyle ya? Bunu biz rengi mavi mi kalsın? Kırmızı yapalım ya. Tesviye küreği kırmızı olur ya. Görmüyorum ki anasını satayım şeyin altına sokmuşlar. Ringle ne şey ne? Bahalısı olsun bize ya. Bahalısından versin. Ve anasını 4000 euro eve. 4000 euroya burada araba satıyorlar, 2000 model an satıyor. Türkiye'de adamlar 4000 euroya kürecek satıyor. Bunun önü nere, başı nere? Burası arkası gibi. Dur lan şuradan takacağız bunu herhalde. Oğlum bunu niye böyle çadırladın? Saçma sapan gereksiz bir şey yaptınız ya böyle. Güzel, mod güzel de. Aç şunun şeyini. He ulan tasarım şey, bir tane levhaya verdik anasını satayım. 350 euro ya. Şu levhaya 350 euro verdik arkadaşlar. Bilginize sunarım. Dur lan şeye bastım bir dakika. Buna bir deneme yapıyorum. Nasıl yapıyorduk? Böyle kalkıyor, iniyor, bir şeyler yapıyordu bu. Tamam. Bu bizim işimizi görür gençler. Bu bizim işimizi görür. Bunu eve götürerek. Bu bize bayağı lazım olacak. Aldık bir 2000 model Doğan SLX parasına. 99 Doğan SLX parasına şey aldık aslında. Kar külümü aldık. Ne o şey? Tesviye küreği aldık. Ekonomi o kadar güzel yani. Yavaş yavaş evimize doğru yaklaşıyoruz gençler. Bunu sökeceğiz hemen, dedim ki ekipmanları takıp direkt biçim işine gideceğiz. Biçim işine başlayacağız. Dedim ki ben silaj makinesini şeye takacağım. L95'e 10'la beraber silaj biçim işini yapacağız. Şu Tatromo'nun linkini istemişsiniz arkadaşlar öbür videolarda. Onun linkini yorumlara koymaya çalışacağım, videoların yorumlarına ekleyeceğim. De bunu nereye sökeceğiz de, tesviye küreğini aldık geldik de. Orada balya makinesi var, şey var. Şu bulukların önünde dura koysun, bu şimdi bize lazım olacak da. Şuraya bir sökeyim, üstünde kapamış. Sanki çalacaklarmış gibi. Hemen Roma'nın birini takıp bunu yollayacağım. 233 numaralı tarladan biçime başlayacağız. 233'te mi ya? Dur anasını satayım. Gene kafa karıştı benim ya. Kaç numaraydı orası ya? 233. Yok lan, 233'te ne ekili? Mısır ekili olacak. Ha, 233 tamam. Gel baba gel. Hoppa. Şu şeyi sök. Ara Roma. Ha. Dayıoğlu sen şimdi ne yap biliyor musun? Evden yapıştır 233 numaralı tarlaya. Ben seni rotaya sokayım ama sonra sıkıntı yaşamayalım. Evden 233'e dedim ama doğru rotayı mı çizdik? Şey gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Başlangıç çizgisi. Bura değil mi? Gidiyorsun. Hadi dedim. Görüşürüz. Geliyorum hemen arkana. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Evet, şimdi baba traktörü alalım.
Bunu kim soktu da geri geri buraya böyle? Ben mi soktum? Buna da silaj makinesini takalım. İnşallah bromo borusu yeter. O silaj makinesi borusu sıkıntı ya. Ne borusu kardeş? Gel abi, gel abi. Ya oğlum şu şeyleri nasıl vurmayı beceriyorum anlamıyorum ya. Şunu tam şöyle yanaşıp düzgünce bir takalım. Tam arasına denk geldi mi? Tam hizalı denk geldi mi? Vallahi getirdik. Kaldır bakalım. Buradan sığıyor muydu bu? Duvarın içinden muvarın içinden sığıyormuş. Dur, bu ekipman sıkıntı, sağa sola vurmayalım. Burada şu kırmızı Roma'ya takam. Tamamdır. Haydi yavrum silaja. Bu 2 sıralı mı? 3 sıralı mı lan? 2 sıralı bu. Arkadaşlar 3 sıra dedim ya, makine bizim 2 sıralı ya. Zaten bu motor daha önce 2 sıralı çeker. Daha fazlasını çekmez ki. Silaja gidiyoruz. Silaja. Silajcı geldi hanım. İtinayla silaj yapılır. Silajımızı arkadaşlar stoklayacağız. İnek aldığından ineklere yedireceğiz bu silajı. Ondan sonra ekim sezonu tekrar geçeceğiz. Soya moya bir şeyler ekeceğiz, biçeceğiz. Seri öyle devam edip akıp gidecek gençler. Öyle bir şeyler yapacak. Buradan mı dönük lan? Aynen. Bir an yolları da unuttum ha. Kafa gitti. Yeni yanlış tarlalara gitmeyeyim ya. Geçen bir mağazaya falan gittim ben. Saçma sapan yolları takip ettim ama bu bölüm öyle saçmalıklar yapmayacağız. Arkadaş buranın da yollar ne dik ha, traktör çekme. Traktörler bakmayın gıcır gıcır parlıyor, yeni yıkadım hepsini ha. Ferguson. Yonca biçim içinden sonra yıkadım. Oradaki yoncayı biçtik biz arkadaşlar en son, ben video dışında biçimi tamamlattım ona. Ha birazcık kurusun, ters çevireceğiz. Biraz daha kuruduktan sonra onu deselip bal yapacağız. Bize bir traktör daha olsa iyi olacak arkadaşlar ya. Bir traktör daha almamız lazım bizim para kazanıp. Ufak yollu, ufak çaplı ekipmanları büyütmemiz lazım bir boyda. Yavrum benim, boş romakla eşine çıkıyor bu. Dolu romakla ne yaparız buralarda bilmiyorum. Diyeceğim de gerçi dolu romakla baş aşağı ineceğiz. Başka yukarı çıkmayacağız. Şu arada çok dik ya. Şuranın rampasına baksana arkadaş. Burası da bayağı bir dik rampa, kaptırmazsan Toros molos batıyordu burada. Toros'u yolladık, pick-up aldık Toros'un yerine de. İyi, bizim Davora varmış ya. Tarlanın başına varmış. Geliyoruz birader. Bekle 2 dakika. Zaten sende bir işimiz yok. Ben seni hemen sürüş modundan çıkaracağım. Kendim silaj yapmaya başlayacağım. Öyle diyeyim sana kardeş. Ne diyordun kardeş? Bakalım inşallah bunun borusu bromo sıkıntı çıkarmaz. Şöyle şunun yanından geçen bu kıyar ağası burada beklesin. Hatta bunun şeyini durduram, sürücüyü durdur. Ha, romork takıl dursun bir arkasına. Romork şey yapmıyor. Dur lan traktörü stoplayam. Birader şunu atlayam. O mu açıyordu bunun borusunu? Ondan sonra. Dur bir dakika lan. Şöyle mi yapıyorduk? Aynen böyle yapıyorduk. Buyur buradan yak. Üfürmüyor diyecektim. İyi atıyor, üfürüyor. Arkadaşlar şu sırayı açarken biraz sıkıntı yaşayacağız gibi ilk sırayı açarken. İkinci sırayı tersten döneriz ya. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir ilk sırayı biz açalım kendimize de. Yolumuzu, yordamımızı. Bir sıra tersten döneriz. Anasını daha az gittim. %7'sini doldurdu. Bu romorklarda biz bayağı bir sıkıntı yaşayacağız. Ayva yedik. Romorklar hemen doluyor ya. Oğlum. Saçma sapan hareketler yapma. Leo. Kardeş. Şu ilk sıraya, ilk 2-3 sırayı açarken birazcık problem yaşayacağız arkadaşlar. Buraları en son gelip toplar düzeltiriz ya. Ben buraları bir açayım, yapayım, başlayayım, düzelteyim bir kenarlarını. Ya arkadaş biz çok yanlış tarlaya mısır ekmişiz ya. Şu kenarlar acayip şekilde kalıyor arkadaşlar. Daha ilk turu daha yeni yeni tamamlıyorum. Kenarlar acayip şekilde kaldı. Allah'tan iki tahribat şeyi kapalı. Aslında niye kapadım diye sorarsanız sırf bu yüzden kapatmıştım ben iki tahribat modunu. Bu kenardaki ürünler çiğnenmesin arkadaşlar. Şey yapalım, onları da değerlendirelim yani. Onun için kapamıştım ekin tahribat modunu. Allah'tan da kapamışım. Bayağı işe yarayacak. Şu köşeyi bir dönüş yaparsak. Oraya en son tersten döneceğim arkadaşlar, o sıralara en son tersten ya. Şöyle bir düzleyeyim ben tarlayı ilk önce de. Bir açayım kendime yolumu, yordamımı. Ondan sonra bakacağız bu işe. Gerçi romanımız da dolmak üzere. %80 hasta oldu. Daha bir tur attık. Ayvedik bu traktör gidip gelesiye kadar. Buranın biçim işi bayağı problem olacak gibi gençler. Demedi demey. Şu yandaki tarlada bunu değişimini yaparız. Yandaki yonca tarlası zaten. Kim ise kimi çiğneyeceğiz azıcık oralar artık. Bak. Köylü köylüye destek olacak arkadaş. Böyle olmaz bu iş. Herkes birbirine, herkes taşın altına elini koyacak. %98'i doldu bunun. Şöyle %100 etti. Roma bir ayıralım şuradan. Hop! Acemi ne yaptın lan? Makineyi sökmeyeceğiz lan. Şu Roma'yı sökeceğiz. Ondan sonra şu şurada dursun. Ferguson nerede? Ferguson çalıştır. Rotaya gel bir ilk önce. Bu evi kapat. 233'ten birader sen eve gideceksin. Senin rotan bu ama 2 dakika bekle sen. Şimdi Roma'yı değiştireyim seni. Oğlum adamın pancar mı? Patatesini çiğnedik lan. Patates mi? Pancar mı? Neyse olur. Şimdi burası zorlu iş yapıyorsa hani komşu kusura bakmayacak arkadaş. Bu böyle yani bu iş bugün. Sök Roma'yı şuraya. Silaj Roma'yı takamıyorum. Bırakıp da takamıyorum. Birader sana sürüş rotası dersek sen direkt ağaca vursun oradan. Tamam. Sana şuradan sürüş rotası diyen bu gitsin arkadaşlar. Biz biçime başlayalım. Ferguson'u yolladık. L95'te biçime biz devam.
L95 ile biçime devam edeceğiz. Dur oğlum, bir Roma'ya da kam lan. Acele etme, acele etme. Evet arkadaşlar, Ferguson eve vardı. Bunu bir boşaltmamız lazım. Sürücüyü durdur. Şunu bir kapat. Şu rotadan da çıkar şunu. Boşaltma yönü geri. Aynen, tamam. Bu da güzel. Dur, şu F1'i kapatalım. Şimdi biz bunu geri geri buraya sokmamız lazım arkadaşlar. Bunu en dibe kadar geri geri sokup öyle yıkacağız. Öyle yığa yığa geleceğiz arkadaşlar. Şöyle gel baba, gel 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 gel. Lakin bizim bunu sokmamız yaklaşık 1-2 saat alır gençler. Onun için buraları keserim büyük ihtimal. Usta şoförün halde bir başka oluyor be. Vallahi usta şoförün halde bir başka ya. Mübarek. Doğuştan bu motorcuydum be. Doğuştan motorcuydum be. Gel abi, gel abi. Helalimsin. Helalimsin. Bir dakika, şunu şöyle toplatalım. Hoppa. Bunu CTRL'e I diyelim. Kaldır baba buraya. Kaldır 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 kaldır. Mümkün olunca bu dibe doğru dizeceğim arkadaşlar şey. Malı. Şimdi evden 230 şunun rotasını da ayarlayayım, ben hemen bunu yollayacağım, gele koysun. Ben biçime başlayayım, çok uzun sürecek çünkü video. Hadi bakalım, boşalt 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 boşalt. Tamamdır bu gençler. Şöyle hemen çıkalım şeye, yola. Bu kapata kapata gelir herhalde sürüş rotası de. Tamam, bu gelir arkadaşlar. Biz hemen atlayalım motorumuza, biçime devam edelim. Evet arkadaşlar, bu köşede öbür remork da doldu. %99 oldu. Neyse, bunu sökeceğim. Hemen buraya sök baba. Şu makineyi şöyle bir kenara alayım. Ferguson geldi arkadaşlar bu arada. Hemen sürücüyü durdur deyip değiştirelim. Bunu hemen yollayalım geri. Vallahi böyle arkadaşlar, böyle uzun uzun biçim yapacağız gibi geliyor bana. Ne bok yeriz onu bilmiyorum yalnız. Çok felaket uzun bir seri, uzun bir bölüm olacak. Nerede lan şey? Hah, buradaymış. Tamam. Dur baba. Dur 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 dur. Hemen şunu bağlayalım arkasına. Vallahi hayvanlar için yapıyoruz bu zahmete, emeğe katlanıyoruz. Hayvanlar inşallah değerimizi bilir büyüyünce. Bir gün onlar da elbet büyüyüp anne baba olacaklar. Onlara nasıl baktığımı anlayacaklar ve bize bol bol süt verecekler. Bize para kazandıracaklar. Vallahi daha bir traktör yolu bile açamamışım şu aradan. Baksana, iki sıra döndük daha bir de sözde. İşte azı gitti, çoğu kaldı gençler. Hemen bunu yollayacağım gençler şeye. Gitsin bu yuvamıza, evimize, barkımıza. Allah'tan şu rotaları çizmişim. Rotaları çizmesek bu silah işi falan olmaz arkadaşlar. Çok zor olur bu silah işi. Dur lan, nereye bastık? Kapat şunu. Hemen bağlayalım, kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar silaca. Valla arkadaşlar, şu kenarı düzlemeye çalışıyorum. Onun için gideceğimiz geldiğimiz sıra tek sıraya düzgünce bir soksak, ondan sonra gider geliriz. Sıkıntı olmaz. Onun için şu an tek sıra alıyorum bu tarafları aslında. Onun için açılmıyor yol. Şu kenarı düzleyeyim. En son o köşeleri şey yaparız. Tarlanın bitiminde köşeleri toplayacağız. Ona göre bir şeyler yapacağız gençler işte. Ama yeter ki şu şeyi bir halledebileyim. Biçim işini anasını, çok uzun sürecek, çok uzun sürecek. Nasıl biter bilmiyorum arkadaşlar bu tarla biçim işi ya. Bir romamız daha sağ salim ulaştırdık evin oraya gençler. Bunu da boşaltalım hemen. Ama boşaltamıyoruz. Nasıl boşaltacağız? Şöyle düzgünce gelmemiz lazım boşaltmak için. Heh, sonunda yanaştık. Kaldır baba. Kaldır 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 kaldır. Şöyle en dipten kaldır da. Şöyle iyice doldura doldura gel. Bizim çok felaket silaj çıkacak çünkü ya. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum bunun ya. Oluyor, silajı döküyoruz da dışarı mı döküyorum? Ben nereye döküyorum anasını? Silaj birikmiyor oraya. Tahmin ettiğim gibi çok yanaştığımız için dışarı döktük. Neyse, onu kepçeyle en son toplar atarız içeri ya. Olur öyle hatalar arkadaşlar arada bir. Anasını satayım. Sinir olmamak elde değil maalesef. Şimdi kapat bunu, evden 233'e yol alacağız. Vallahi arkadaşlar 2-3 tur atıyoruz. Remork doluyor, ben anlamadım bu işi ya. Bu çok fazla mı silaj atıyor? Biz mi yanlış bir şey yapıyoruz? Orası da kötü oldu. Duvarın dışına döktük silajı. O silajı bir şekilde oradan artık şeyde kepçeyle mepçeyle aktaracağız ya bu tarafa. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olur ya öyle hatalar, ama tek derdimiz bu olsa anasını satayım. Yeter ki şuraları bir adam akıllı ziyan etmeden düzgünce bir biçim işlemi gerçekleştirelim şurada bir. Şu köşeleri dönmesi çok zor ya, dönemiyor. Bir de şeyin ağzı 2 alıyor, 1 alıyor, değişiyor şeyine göre. Baksana orada 3-3 gidiyor, sonra 2-2 gidiyor. Bak şurayı bırakarak gitti deminden. Saçma sapan bir şeyler yapıyor ya. Ferguson geldi arkadaşlar bu arada. Burayı nasıl dönmüşüz ya, bırakmışsa anasını satayım. Böyle parça parça kalacak, yapacak bir şey yok artık tarlada 3-5 yerde ya anasını satayım. 0'a 0 nasıl alayım anasını satayım? Anlamıyorum ki. Baksana bir Ferguson gidip gelse kadar %84 tamamladı. Şurada zaten %100 olacak. Tarla bu tarafı bayağı birazcık açtık. İlerleme kaydettiğimizi anlayabiliyoruz ya bu taraftan açılınca tarla. Yoksa bir türlü ilerleme kaydettiğimizi bile anlayamıyoruz anasını satayım. Şöyle kesilti yerlerde ben böyle kullanıyorum aslında traktörü. Tam hizalayıp gidiyorum. Yoksa bir türlü problem oluyor ya yanaşırken ederken. %98-99 aşağı köşeye varırsa kadar yüzleyecek bu. Aşağı köşeye varmayacak, ben biliyorum. Şunu azıcık şöyle geriye alayım ben bir, gel 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 gel. Sök baba bunu buraya. Şunu az ileri alayım. Hoppa. Ferguson nerede? Sürücüyü durdur. Şunu kapat. Şunu da bir kapat şimdilik, hemen gidelim şu romorkları değiştirelim.
İyi, bayağı bayağı açıyoruz ya, fazla şey sürmeyecek yani, korktuğum gibi olmayacak. Biz sınır köşeleri açarken bir sıkıntı yaşadık, onun için uzun sürüyor gibi geldi bana da. Sadece köşeleri açarken sıkıntı yaşadık. Hemen şunun arkasına yanaştırayım bir. Şunu takayım bir. Hop, pardon. Roman oku mu yamulmuş bizim? Bana mı öyle geliyor ya? Ne yaparken yamulmuş bana aslında. Bir yerlik var Roman okumda gençler. Şuradan hemen yola çıkartacağım şunu. Burada da güzel bir küçük bir göl var. Mısır sulama işini buradan yapabiliriz aslında. Hemen bir boru. Dur, fazla boş yapma. Şunu kapat. 233'ten alacağım bir sen eve. Yapıştır gidelim. Yollarda takla atma. Sakın saçma sapan yerlere vurma. Bu olayda bir gariplik var. Bunun buradan dönüp gitmesi lazım. Niye öyle yol dışına çıkıyor? Bir dakika. Heh, tamam. Gidiyor gençler. Hadi güle güle. Biz şunu bir dakam. Arkadaşlar silaj yapma işine başlayayım. Yeniden şu Roma'da bir dolduram. Ya şu köşede denerken cidden zorlanıyorum ya traktörle. Anasını satayım. Nasıl bir dönüş yapacağız? Oraya bilmiyorum. Yani boş boş öbür köşeye kadar çıkmak istemiyorum işin gerçi. Onun için zor oldu köşede dönmesi birazcık ya. Hay anasını avradını. Niye bırakırsın burada ya be adam? Al işte şunu da. Ferguson yine eve vardı gençler. Şu köşeye kadar gideyim. Onu hemen yine boşaltmaya gideceğiz. Bu silaj işi bizi kanser eder gibi geliyor bugün. Valla. Üremiyor gibi iş sanki ha. Şu dursun şurada. Nerede Ferguson? Hoppa. Sürüş kontrolü bana geçir ha. İptal et şunu. Şunu kapat. Şunu da kapat. Hemen gidelim bunu yanaştıralım oraya. O arka tarafa dışarı döktük. Orası çok kötü oldu. Buna dikkat etmemiz lazım bu sefer. Dışarı dökmemiz lazım arka taraftan. Valla dökersek orayı toplaması bizi uğraştıracak. Zaten biz bu işe silaj işi bittiğinde dumanımız çıkmış olacak. Hışırımız çıkmış olacak. Bir de orayı toplayacağız uğraşırsak ayvayı yedik. Vay anasını bu sefer bayağı uğraştık yanaştıracağız ya. Yani. İleri geri ileri geri bir yapalım. Başım döndü ya. Gel abi düzgünce şunu ya. Senin Allah cezanı versin. Strese bilmiyorum. Strese bindikçe böyle oldu işte arkadaşlar. Sinir olmaya başladım çünkü yavaş yavaş. Bu geri geri yanaşma işine. Bayağı uğraştırıyor bizi geri geri yanaşma işi. Hoppa tamam. Dök birader fazla geri gitmeyeceğim arkadaşlar. Dışarı atmasın şeyi ya. Şurası çok kötü oldu baksanıza. Şu Roma görmese tabi. Ha bak şuradan dışarı dökmüşüz silajı demine. En çok korktuğum şeylerden biri bu. Aman dikkat edeceğiz buna, dışarı dökmemeye çalışacağım arkadaşlar. Düzgünce şöyle yığınımızı yapacağız. Tamamdır baba bu dökme işi de tamam. Hemen şuradan kapa şunu evden. 233'e diyelim. Şuraya gelelim. Şunu bir sağa sola vurmadan şöyle hafifçe bir ilerletelim. Hemen sürüş rotası deyip yollayacağım bunu. Şey nerede? Şunu çalıştıralım. Biz biçime devam edelim arkadaşlar. Bunun %30'unu doldurmuşuz. Şöyle güzel bir köşe dönüşü yaparsak şurada. Tabii bırakmadan çektim. Bıraktık aslında yine her zaman gibi. Biçime devam edeceğiz gençler böyle. Evet arkadaşlar, romork da dolmak üzere, öbür traktör de şimdi geldi. Ben bunları artık uzun uzun keserim arkadaşlar videoyu. Çünkü video cidden çok uzun olur arkadaşlar. Bunu baştan sona size böyle kesintisiz bir şekilde yayınlamaya kalkarsam. Buranın silajı cidden çok uzun sürecek. Baksana doldurup romağın birini daha. Şu köşeden bal değiştirem. Şu arada değiştirem bunu ya. Şurada sökem romağımızı. Oğlum kapat şu makineyi bir ya. Bir dakika Ferguson nerede? Sürücüyü durdur. Dön. Valla ben bunu yıkar yıkar gelirim arkadaşlar bu şekilde. Bu böyle uzunca bir sürecek arkadaşlar. Uzun uzun kesitler yapacağım videoyu daha çünkü. Bu böyle bitmek bilmez anasını satayım yoksa. Gel baba gel 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 gel. Sen gelirken hemen sana bir rota da oluşturayım ben. Sen buradan 233'ten eve gideceğim baba. Şöyle gel bir yola çıkartayım ben seni ilk önce de. Saçma sapan yerlere vurma. Aman gözünü seveyim. Dayı oğli. Hadi güle güle. Hemen buna da şu zarzop diyorum ya. Şu zırzopu bağlayayım. Baba gel 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 gel. Şuradan dönelim şöyle B'ye bas. Çalıştır. Sıramıza girelim. Tamamdır arkadaşlar. Ben böyle biçime başlayacağım. Bu biçimi valla şey yapmamız lazım. Yoksa bura bitmez ya böyle size. Ben son dakikaya kadar bunu izletirsem ayva yeriz gençler. Valla öyle yapacağım. Siz yorumlara yazın. Ona göre bir dahaki videoları ona göre düzenleriz ya. Sizin fikriniz ne bu konuda? Düşünce hakkınız ya. Video yükleme tarzında ne düşünüyorsunuz? Onları yazın yorumlara arkadaşlar yani. Önemli olan bu benim için. Bu silaj tarzı çok büyük. Ben bunu bayağı bir yaralamam lazım ya. Burası çok uzun sürer. Zaten videonun çıktısı ben size söyleyeyim. Bu videodan çıktısı şu an 200 GB'ı bulacak gibi geliyor bana. Yani yaklaşık burasının 2 saati bulur yani biçmem. 2 saat falan sürer buranın biçim işi. Bu şekilde. Ben de böyle zevk alıyorum birader, ne yapayım be. Böyle makineden zevk alıyorum ben. Bir kurana bize göre uygun değil ya. Gördüğümüz makine değil kanı satayım. Biz Allah'ın gariban fukara köyleriyiz. Sözde milletin efendisiyiz. Atamızın deyimiyle ama. İşte efendim efendi yani bildiğin ırgat. Hammal yani. Böyle nasıl diyeyim. Daha başka kelime bulamıyorum tarif edecek işte ya. Fakir, fukara, gariban. Ne yapsın aslında? Bankadan, Ziraat Bankası'ndan aldığımız borçlarla aldığımız makineleri ödemeye çalışan.
Yani bizim burası ilaç böyle olur aslında. Ziraat Bankası'na gidersin. Birader bana para lazım dersin. Sana bir güzel kahve içiriyorlar Ziraat Bankası'na hatta. Kredi vermeden önce. Paranı veriyorlar ne güzel. Ondan sonra borcu 2 gün geciktirdin mi? Hemen cart telefon. İbrahim Bey diyorlar bir de. Borcunuzu ödemediniz. Para yok. Neyle ödeyeyim anasını satayım. Neyse. Çok boş yapıyoruz yine ama. Vallahi buraların da bir şekilde biçilmesi lazım gençler. Böyle biçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi öyle krone murene bize göre alet edevat değil bunlar arkadaşlar. Biz görmedik. Biz köyde dün geldik. Evet arkadaşlar burayı vallahi yavaş yavaş bitirmeye geldik arkadaşlar. Baya uğraştırdı. Anasını satayım tükendim ben. Gözünü seveyim kronelerin ne hollandların. Vallahi iflam kesildi mi derler. Orada kötü bir tabir derler de onu söylemeyeceğim ben. Aynen o hesap oldum. Baksana saçma sapan yerlerde atlamalar yaptım orada. Zaten seyrek kaldı birkaç yerde de sıkıntı değil. Onları alır mıyız? Almayız da şu köşeleri toplarız gençler. Bir şey yapan biçim işlemini bitiren. Valla çok zor ya. Dediğim gibi iki bölüme çıkacak bu silah işi. Çünkü öbürü tarlayı bir dahaki bölüm çekeceğim. Anladın mı? Yaklaşık 2 saattir ben burada 2 saatin fazlasını geçti. Silaj biçiyorum. Mahvoldum. Valla mahvoldum. 2 saate yakındır silaj biçiyoruz arkadaşlar burada. Cayır cayır aşağı yukarı. Git boşalt gel. Hani şeyde dolmuyor. Orası ben dolar dedim ama dolmuyor da hiç. Kaç romark oldu ya? 20 tur attık ben. Git gel. Bu silaj işi zor gençler. Bana silaj milaj demeyin bir daha. Multiplayer olmadan silaja girmem. Yani burada en az 3 traktör olacak. Hatta 4 traktör olacak. Biri çiğneyecek. Biri biçecek. İki kişi de götür getir içine bakacak. Anasını satayım bu böyle. Bununla böyle baş mı olur? Anasını. Dalga mı geçiyorsunuz dayı? Vallahi billah. Tükendim. Adamın iflası kesiliyor yani. Neyse bakalım iyi kötü biçtik. Şey yaptık da. Nasıl olacak bilmiyorum. Orayı bayağı doldurduk. Şu öbür traktör de gelsin. Onu hemen doldurayım yollayayım. Bir daha o traktörü geri getirmeyiz buraya zaten. Evde dursun. Bizi tek Roma'ya sığdırırız burada. Kalan köşeleri kıytıyı bucağı bir artık. Tahminimce sığar gibi geliyor. Zaten burası %100 oldu. Öbür traktörün gelmesini bekleyeceğiz. O ara şunu şuraya sökeyim ben. Şöyle ayırayım traktörle şeyi. Öbür traktörün gelmesini bekleyeyim. Ferguson sahaya giriş yaptı gençler. Hemen Ferguson'u şuraya sökeyim. Roman'ı. Hatta şöyle yapam. Takması biraz daha kolay olur bizim için. Hemen bunu rotaya yollayacağım. Gel baba gel. Hop gelme. Gel. Zor oluyor ya. Valla. Margaritas silah işi. Şöyle bir resim alayım mı? Şöyle bir F9 yapayım. Bir resim alayım. Belki kapak fotoğrafına bunu kullanırız. Bakacağım ya. 2-3 tane çektim arkadaşlar ben resimde. Bunlardan birini atarız. Çok da önemli değil. Şunu bir rotaya çıkartayım ben yolu hemen. İyi lan Ferguson bayağı iş yaptı ya arkadaşlar bu bölümde. Ben Ferguson acaba çok mu batar dedim o yollarda rampaya sarken de. Burası yine şaşay. Burada fazla şey olmuyor. Sıkıntı olmuyor. Birader senin sürüş rotan hazır zaten. Sen git güle güle. Ben şuradan şeye bineyim. Bu makineyi çalıştırma. Ben şöyle bir bağlayalım arkasına romağımızı. Artık buradan çıkacak son romork da bu gençler. Tak baba. Buradaki son romork da bu. Çok fazla bıraktım ya. Şimdi mısırı. Sağda solda. Onları bir toplayacağım Roma arkadaşlar. Ona göre ondan sonra 8 numaralı tarlaya geçip oranın biçim işiyle devam edeceğiz seriye. Ondan sonra ne yaparız? Yoncaları bir ters çevirmemiz lazım. Bir dahaki bölüm o işi de halletmemiz lazım. Ya bize bir traktör daha lazım arkadaş için gerçeği de. Bankadan borç alıp traktör mü alsa? Bilemedim yani. Bize bir 3. traktör de olsa iyi olacak gibi gençler. Ya şu sağda sola çok fazla bırakmışız ya. Bunları bir alayım çaktırmadan da. Bunları ben bir toplattırayım gençler. Ya buranın teferruatıyla da fazla uğraşmak istememişim gerçi. Şu kenarı bir alayım. Tarlanın kenarını açayım. O kenarları toplayayım da. Böyle 3-5 tane kalır. Her tarlada kadar arkadaşlar. İlla ki hepsini alacağız diye bir şey yok oranın. Zaten pek de bir şey çıkmıyor ya. 3-5 tane mısır kökünden. Şöyle tarlanın etrafını bir açalım biz de. Ondan sonra bakarız şeye göre. Öbür traktör bu arada varmış oraya. Neyse o bekleye koysun bizi ya. Onunla şimdilik bir işimiz yok bizim. Ondan şu romorkları biz bir sarıp eve götürelim. Oradan 8 numaralı tarlaya geçeceğiz gençler. 8 numaralı tarla bir dahaki bölümde biçeriz diye umut ve teselli temenni ediyorum. Yeni bir proje var aklımda. Onu da birazcık düşünüyorum arkadaşlar. Size daha sonra açacağım onu. Bir karar vereyim ne yapacağımı tam. Sizi tarif edeceğim. Öyle videolar çekeyim mi ister misiniz diye soracağım. Evet arkadaşlar bu tarla bitti. Makineyi kaldırıyorum arkadaşlar. Köşelerini de açtık. Evimize doğru yol alalım arkadaşlar. Oradan birazcık dinlenelim. Sonra 8 numaralı tarla bir dahaki bölümde yarın izlersiniz arkadaşlar. Yarın orayı biçeriz yarın videosu da o olur. Cidden zor ya. Vallahi zorlandım arkadaşlar.
Sıkıntı birader ya. Krono ile girecektik aslında. Anladım. Kiralasam mı kiralamasam mı çok tereddütte kaldım seriye başlarken. Dedim seride full eski makine var zaten. Eski tip makineler var. Biz biraz daha köy usulü yapalım. Böyle yapalım istedik. Güzel. Zevkli arkadaşlar. Zevkli bir şekilde serimiz ilerliyor. Yani dediğim gibi siz yorumları, beğenileri unutmayın. Abone olmayı zaten unutmayın. Videoları kesmeden, atlamadan izleyin arkadaşlar. Zaten ben atlayacağınız yerlerin hepsini kesiyorum videoda. Atlamanız gereken yerlerin hepsini kese kese videolarımızı yayınlıyoruz. Birader burası da ölüm yolu arkadaş ya. Valla traktör test edeceksen burada traktörün arkasına yükleyeceksin 20 ton malı. O tarlaya çıkabiliyorsan traktör iyidir. Yani 95-100 beygir, 110 beygir arası traktörlerden bahsediyorum. Şurası çok sakat. Şuradan biraz daha dikkatli inmek istiyorum. Hoppa. Helal be L95. Koca tarlayı yedin lan 2 sıra makineyle. Gerçi 2-3 sırada alıyor bazen. 3 sıraya ayarlayabilsen 3 sırada alıyor da çok zor arkadaşlar. İşte 3 sıra alayım derken atladım ben oraları hep. O kalan yerlerin hepsi 3 sıra alayım derken atladım yerler. Bu boruyu kapat birader ya. Bu boruyu kocaman salmışsın oraya. Zaten makine yeterince geniş. Ağaçlara mağaçlara takılmıyorum bir de boruyla. Valla baba traktörmüş ya L95. İşimizi görüyor. Da bize bir traktör daha olsa iyi olacak ya. Biz eve nereden yiyoruz lan? Şu aradan bir yerden döneceğiz. Ha şuradan döneceğiz. Bize bir traktör daha olsa iyi olacak dediğim gibi arkadaşlar ya. Bizim bir traktöre daha ihtiyacımız var. Neden diye sorarsanız. Çünkü o otları çevirtmeye makine yok şu an. Otları çevirmemiz lazım. Ters çevirmemiz lazım. Artık bir dahaki bölümü çeviririz. Oraya biçtikten sonra komple ot işine mi girişiriz? Tam bilemiyorum arkadaşlar. Toplayayım şuraya. Baba sen şu an böyle durduğun yerde maaş alıyorsun değil mi? Traktörde oturuyorum da. Keşke seni en başta durdursaydık. Şimdi döneyim şunu bir yerleştireyim şey yapayım. Orası lan kırmızı yeşil diye kırmızı yeşil parladı gözüme. Ya şuraya yanaşması zulüm arkadaş ya. Baksanıza daha bu kadar silaj oldu gençler. Görüyorsunuz ne kadar silaj olduğunu. Bir de bununla uğraşıyorum ya böyle geri ileri geri ileri. O çok vakit aldırıyor insana ya. Gel baba. Hop ananı avradını. Gel oğlum gel oğlum gel 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 gel. Senin Allah cezanı vermeye. Üf. Sıkıldı, ruhum sıkıldı. Şuna yanaştıracağım diye bak. Oraya oraya gitme ya. Öbür taraf ananı avradını. Bütün günaha giriyorum ben bunu yanaştırırken ya. Bütün günaha giriyorum. Oğlum saçma sapan hareket yapma ya. Strese bindim ya. Stresi yapmaz aslında. Bir seferde gelirim. Oyun dondu. Niye dondu? Vallahi tırsıyorum abi. Bir anda oyundan atacak diye. Aklım çıkıyor değil. Çıkmıyor değil. Çünkü o koca tarlayı ben bir daha biçemem baştan aşağı böyle. Eğer oyundan boyundan bir atarsam mahvoluruz. Düzgünce onun için yanaşmamız lazım. Bir an önce oyunu kaydetmemiz lazım. Oğlum. Oğlum saçma sapan hareket. Ya yamulma anasını satayım ya. Şu köşeye doğru gitmek istiyorum. Gel 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 gel. Gel ha ha tamam kaldır buraya. Şeyin bu silahın böyle olması bir yönden avantaj. Dışarı çıkmıyor arka taraftan. Çiğnerken bizim için kolaylık olacak ama bir yönden de işte böyle geri geri yanaşması problem arkadaşlar buraya. Zorlayıcı yani. Bir de buraya geri geri yanaşma işi var işte. Vay burası burayı buraya kadar doldurduysa pek de bir şey silah çıkmayacak. Yani neyse bizim hayvanlarımıza yeter mi? Fazla şey yapmaya gerek yok aslında deli gibi. Silah doldurmanın bir anlamı da yok da. İlader sen hazır kıta burada bekle. Buradan 8 numaralı tarlaya uzayacağız zaten hemen. O 8 numaralı tarlayı biçmeden önce bizim şeydeki otları da bir ters düz etmemiz lazım ya. Nasıl yaparız bilmiyorum. Tek bölüme sığdıracağız mı sığdırmayacağız mı bilmiyorum. Yaz sonuna gelmişiz. Zaten bundan sonraki bir sezon mevsim geçtiğinden sonra şey yapacağız. Adını siz söyleyin. Ekinleri biçmeye başlayacağız. Şöyle gel. Şöyle gel. Ha, roman oku uzun olunca daha kolay olmuş bak böyle. Roman oku kısa olunca biz anlayamıyoruz nereye yanaşacağımızı. Şey var ya arada. Makine var ya roman oku uzun kalıyor. Bak dur olmadı. Şöyle gel. Şöyle gel. Hoppa. Kaldır baba bunu da. Niye kaldın bunu? Bak kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Çıksın yukarı doğru çıksın. İyice sıkışsın oraya. 8 numaralı tarlanı vereyim. Buranın 2-3 katı çıkar. Yine de bayağı güzel. Bakma oraya. 20 romok şey var orada ya. Malzeme var. Şunu da şuraya çekeyim. Hazır kıta beklesin. Bir dahaki bölüm zaten direkt gideceğiz. 8 numaralı tarlanın silah işlerine uğraşacağız. Dedikten sonra arkadaşlar vallahi ben tükendim. Fazla videoyu lafı sözü fazla uzatmayacağım. Direkt kapanışa geçeceğim. Çıkmayın videodan hemen. Çıkmayın 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 çıkmayın. Hemen aşağıdan abone ol videosu butonuna basalım arkadaşlar. Beğeni ve yorum atmayı kesinlikle unutmayalım. Instagram'dan mutlaka beni takip edip Discord kanalımıza da katılırsanız aşağıda linkleri var bunların da. Mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.